Ne yapabilir? Dediğimiz gibi kısırlığa çok fazla aslında yerleşim olarak rahim duvarının içerisine yerleşmiş olan miyomlar hariç çok ciddi sebep olmuyor. Çok düşük yüzdelerde kısırlığın sebebi evet sadece bu miyomdur diyebiliyoruz. Bir sürü faktör incelendikten sonra ve miyomun yerleşimi gerçekten rahim duvarına baskı yapan ya da rahim duvarının içerisindeyse eğer ilişkilendirebiliyoruz. Tekrarlayan gebelik kayıpları yapabilir. Gebelik oluşmasına Düşüğe müsaade sebep o edebilir ama zaman. düşüğe sebep olabilir. O rahim duvarının hemen altında ya da içinde yerleşmiş olan miyomlar gebeliğin de oraya yerleşmesiyle orada sağlıksız bir ortam söz konusu olduğundan oraya tutunamaz gebelik. Plasenta tam submüköz miyom dediğimiz oranın rahim duvarı kalitesini bozmuş olduğu ortama yerleşebilir. Bu da gebelik boyunca kanamalara sebep olabilir. Erken doğum ve düşüklerle ilişkilendirir. Erken su gelmesi gibi şeyler yapabilir gebelikte. Doğumdan sonra, doğum sonu yani bebek doğduktan sonraki rahmin toparlanma sürecini, rahmin kasılmasına bağlı olarak kanama az olmalıdır normalde. Kasılamıyorsa eğer atoni diyoruz buna. Rahmin yumuşak kalması ve çok ciddi sonuçlarla, çok ciddi durumlarla sonuçlanabilecek bir durumdur. Kısa sürede o kanama durdurulamazsa, rahmin kasılmasını engelleyerek doğum sonu kanamaların fazla olmasına sebep olabilir. Bebeğin yerleşimiyle ilgili sıkıntılar yaratabilir tabii ki. Doğumların %90'ı baş geliş dediğimiz şekilde olur. Makat prezentasyona sebep olabilir. Yani bebeğin başının oraya yerleşmesini, o rotasyonlarını, anne karnındaki gebelik sürecindeki normalde olması gereken mekanizmaları engelleyip ters olmasını, ters gelmesini. Bu da mecburi bir sezaryen doğum gerektiren bir şey. Bunun haricinde de sezaryen doğum oranını arttıran bir şeydir. Yani miyom var, gebe kaldım. Sezaryen olma ihtimali miyomu olmayan bir gebeden daha fazladır. Bir sürü sebepten dolayı. Bu plasenta ile ilgili problemlerden dolayı olabilir. Rahim duvarında yarattığı kalitesiz ortamdan dolayı bebeğin eşi dediğimiz plasentanın oraya yerleşme ve invazyon anomalileri olabilir. Plasenta akreati dediğimiz rahim duvarının içerisine, kas tabakasının içine gömülü olabilir ve bunu sezaryenden başka bir doğum şekli düşünmemek gerekir. Tekrarlayan erken gebelik kayıpları, tekrarlayan düşükler, erken doğumlar olan hastamızda rahim duvarına baskı yapan ya da rahim duvarının içerisinde miyomlar tespit edildiğinde zaten bunun cerrah olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Miyom ameliyatından sonra özellikle bu grup hastalarda gebelik oranlarının yükseldiği kesin. Yani fayda görecek hasta grubu ne yapıldığı zaman miyom ameliyatı gebelik oranlarının yükseldiği kesin, daha iyi gebelik sonuçları elde edildiği kesin. %60-70 oranında gebelik oranları var mesela miyom ameliyatından sonra özellikle bu tarz durumlardan dolayı miyom ameliyatı yapılan hastalarda.